Can Ataklı, Korkusuz Gazetesi, Ahlak Polisinin Adı Değişsin Gazeteciliğe başladığım günden beri polis, adliye haberlerinde en ön sırada hep ahlak masasının operasyonlarının yer aldığına tanık oldum. 1970 ve 1980'li yıllarda emniyet müdürlüklerinde belli başlı şubeler vardı. Örneğin, birinci şube adı altında çalışan birim siyasi suçlara bakardı. Aslında ağırlıklı olan solcuların izlenmesi ve eylemlerinin engellenmesiydi. Öğrenci olaylarında hemen bu şube devreye girerdi. İkinci şube denilen birimse genel asayiş olaylarına bakardı. Hırsızlık, gasp, soygun, adam kaçırma, dolandırıcılık, yan kesicilik bu şubenin uzmanlık alanıydı. Başında numara olmayan şubeler de vardı. Narkotik bürosun uyuşturucu olaylarını izlerdi. Bir de ahlak polisi vardı. Bunların görevi fuhiş olaylarını izlemekti. Yasa dışı olarak nitelenen randevu evlerine bu amaçla kullanılan otellere baskınlar yaparlardı. Dönemle birlikte şubeler kaldırıldı, yerlerine terörle mücadele birimi veya organize suçlar ve kaçakçılık birimleri kuruldu. Narkotik ve ahlak masası ise yerinde kaldı. Benim aklıma takılan ahlak masası. İlk yıllardan beri aslında hep aklıma takılırdım. Ahlak polisi neden sadece fuhuş olaylarını izler? Ahlak sadece kadınların izinsiz olarak bedenleri satmasından ibaret değil ki. Bakın ahlakın tanımı şöyle yapılmış. İyiye ve doğruya yönelmiş hareketi talep eden kurallardır. Bazı davranışlara üstün değerler yüklenerek yapılması teşvik edilir. Ahlak kurallarının değiştirilmesini sağlamak amacıyla bunu yaparken de iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış davranışın ne olduğu sorusuna yanıtlar veren kuralların tümüdür. Ahlakın içinde iyi huyu var, haddini bilmek var, başkasına kötülük yapmamak var, haksızlık yapmamak var, yardım etmek var, yalan söylememek var, başkasının sırtından yükselmemek var, doğru olanı her durumda savunmak var ırz ve namusa dil uzatmamak var. Oysa toplumda ahlak dendiğinde akla ilk gelen cinsellik oluyor. Sanki ahlak kuralları sadece insanların cinsel yaşamlarını hizaya sokmak için varmış gibi davranılıyor. Ahlakı sadece bacak arasında arayanlar aslında muhtemelen bu da dahil her türlü ahlaksızlığı yapıyor. Bana göre artık poliste ahlak masası diye bir birim olmamalı. Ahlak polisinin adı cinsel suçlar masası olabilir örneğin. Yok ille de ahlak masası adını taşıyacaksa o zaman gerçek işlevini görmeli ve ahlaka aykırı her türlü suça müdahale etmelidir. Gerçi bu görüş 2004 yılında ortaya atılmış ve hatta bu birimin adını değiştirilmek istenmişti ama henüz bir adım atılmış değil. Sadece bacak arası edebiyatının ahlak sayıldığı bir ülkenin toplumsal gelişmesi bence asla mümkün olmaz. Nitekim bunun böyle olduğunu her gün yaşayarak biliyoruz ahlakı sadece cinsellikte arayan ve ahlak bekçiliğini yaptığını zannedenlerin her türlü ahlaksızlığı pervasızca yaptığını görmüyor muyuz? Ben de dünyanın en zengini olsam böyle özlü sözler söylerdim. Geçenlerde sosyal medyada gezinirken ilginç bazı tavsiyelere rast geldim. Bu tavsiyeleri yapan kişi Warren Buffett'mış. Bu adam dünyanın en zengin yatırımcılarından biri. Hayırseverliğiyle de tanınıyor ama sonuçta vahşi Amerikan kapitalizminin babalarından. Tabii böyle olunca herkesin kabul edeceği nasihatleri sıralamak kolay oluyor. Ben de bu kadar zengin ve güçlü olsam kim bilir daha ne nasihatler bulurum. Ama hepsi ilginç ve uygulanabilir cinsten. 1. Kendine yatırım yap. Sürekli kendini eğit. Bilgi en büyük zenginliktir. 2. Kredi kartları hayatı kolaylaştırabilir ama tüm bakiyeyi ödemezseniz faizler yüksek olduğu için elde ettiğiniz kazanımlar kısa sürede gölgelenecektir. 3. Barlarda içmek keyifli olabilir ama masraflıdır. Bunun yerini al içeceğini evde dostlarınla iç. 4. Yeni çıkan modeller gösterişli olabilir ama teknolojik olarak eski modelde işini görüyorsa yeni modeli almanın bir anlamı yok. 5. Pahalı ve gösterişli kıyafetler yerine sadece klasik ve rahat edebileceğin kıyafetleri dolabında bulundur. 6. Arabalar hızlı amortismanlarıyla ünlüdür. Yeni çıkan arabaların hızlarını cazibesine kapılmak yerine daha güvenilir olan ikinci el bir araba satın al. 7. Pahalı spor ve fitness salonlarına üye olacağına ucuz ve ücretsiz olan yerlerde aktiviteni sürdür. 8. Aboneliklerin varsa bunları dikkatlice takip et yoksa ileride başına büyük masraf çıkarır. 9. Cildinize bakım için aşırı pahalı ürünle kullanmak yerine ucuz olanları kullanın aynı işi görürler çoğunlukla. 10 sosyalleşmek adına iyi olsa da sık sık dışarıda yemek yerine evinde yemeğini kendin yap, dostlarınla buluş, büyük kar edersin. 11. Kısa yoldan para kazanmak cazip gelebilir ama çoğunda kaybeden sen olursun. Bunun yerine uzun vadeli işler düşün. 12. Sigara içmek çok pahalı bir alışkanlıktır. Sigarayı derhal bırak. Bu mesajları paylaşan kişi Türk halkı bunların kaçına uyuyordur diye sormuş. Peki Warren Buffett kaçına uymuştur acaba? Öyle ya dünyanın en zenginim ikinci el araba mı kullanıyor? Pahalı kıyafet giymiyor mu? Fitness yerine ucuz yerlere mi gidiyor? Bara gideceğine evde mi içiyor? Çok zengin olunca bu nasihatleri vermek kolay tabii. Dünyanın en tehlikeli hayvanı hangisidir? Amerika'nın Pittsburgh kentinde yaşayan Doktor Mehmet Ulus e-mail üzerinden bir mesaj göndermiş. Dünyanın en tehlikeli hayvanının hangisi olduğu konusunda başından geçen ilginç bir anıyı anlatmış mesajı size de aynen sunmak istedim. Değerli sevgili Can Bey, YouTube'daki programınızda siyasilerin ve etrafındakilerin daha dün kimi yerden yere vururken, bugün met ettiklerini, dün kimi savunurken de bugün yerden yere vurduklarını sergileyen örnekler verdin ve düş kırıklığınızı belirttiniz. Bana bu hatıramı anımsattınız. ABD'deki psikiyatri eğitiminin ikinci senesi olan 1973'te Türkiye'den gelen annemi misafir etmekteydim kendisi Pittsburgh'un görülmesi gereken yerlerinden olan hayvanat bahçesine götürdüm. Çok zevkli ve uzun bir gezintiden sonra çıkışta son bir pavyonla karşılaştık. En tehlikeli hayvanlar pavyonu. İçeri girdik. Karartılmış bir koridordan sağda solda cemekan içinde birbirinden değişik bir dokunuşta ölüme sebep olacak böcekler, örümcekler, yılanlar, çıyanlar, akrepler ve diğer sürüngenler vardı. Huzursuzluk içinde koridorun sonuna çıkışa yaklaştık çıkış kapısı üzerinde bir yazı. Şimdi de hepsinin en tehlikesini göreceksiniz. Kapıyı açtık, karşımızda bir ayna. Kendimize bakıyoruz. Ahlak, şeref, namus ve insanı insan yapan diğer karakterizasyondan uzak, üç kuruşluk menfaat için tutum ve davranış değişimini utanmadan gösteren bir insan en tehlikeli hayvandan daha da tehlikeli değil midir? Saygı ve sevgilerle.